Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11 Ünite 7 Bölüm 2 El-Vahdetu 7 El-Dersu Sani 2. Ders. Nedir o? El-Fi'lu fiildir. Nasıl fiil? El-Sahihu sahih olan fiil. El-Fi'lu El-Sahihu sahih fiil. Sahih fiil derken neyi kastediyorsun? Parantez arasında yani es-salimu salim fiil. Çünkü sahih bir üst kategoridir. Salim ise onun bir alt dalı olmakta. Yani sahih kısımları var esasen. Hangi kısmı? Salim kısmı. Sahih ile salim bazen birbirlerinin yerine de kullanılmıştır. Müteradif yani eş anlamlı olarak da değerlendirilmiştir. Ama kabul edilen görüş, ağırlıklı görüş ve gerçek olan nedir? Salim, sahihin bir alt dalıdır. Konu şununla alakalı değerli arkadaşlar. Eksam seb'e, eksam kısımlar, seb'e yedi. Yedi kısım diye bir şey var. Şimdi bir fiil ya sahihtir ya da muteldir. Bunu bilelim. Bir fiil ya sahihtir ya da muteldir. Alternatif yok. Mutel ne demek? İlletli demektir. Kendisinde vav, ya, elif. Bu üç illet harfinden bir tanesi en az biri, iki de olabilir de en az bir tane bulunana mutel yani illetli fiil diyoruz. İllet harfleri nelerdir? Vav, ya, elif. Bu üç harften bir tanesi bir fiilde asli harf olarak bulunuyorsa o fiil muteldir. Bulunmuyorsa o zaman sahihtir. Demek ki sahih nedir? Kendisinde vav, ya, elif bulunmayan. Yani kök harfleri içerisinde vav, ya, elif olmayandır. Kök harflerinde olmayacak. Kök harfinin altını çizelim. Peki sahih dedik. Yani kendisinde vav, ya, elif kök harfler arasında vav, ya, elif olmayan tüm fiiller sahihtir. Peki sahihin alt kısımları, dalları yok mu? Var. Sahihi de üçe ayırıyoruz. Bir mehmuz olabilir fiil yani hemzelidir. Bir fiilde hemze varsa ona ne dersin? Sahihin mehmuz kısmı. Mehmuz ne demek? Hemzelenmiş demek. Kendisinde hemze bulunan fiildir. Mesela gara'e. Hani gara'e okudu, yakra'u, Kur'an. Ve kıra'etun. İkra bismi rabbikellezi halak ikra. Oku. Gara'e kökünden gelmiştir. Hemzelidir. Demek ki kendisinde hemze bulunan fiile ne dersin? Mehmuz dersin. Peki hemze yoksa başka ne olabilir? Muzaaf da bir kısımdır. Sahihin bir kısmı da nedir? Muzaaf fiildir. Muzaaf kendisinde şedde bulunan fiil. Şedde olmak zorunda mı? Değil. Belki şedde kaldırılmıştır ama aynı harfin tekrarı vardır. Buna da muzaaf deriz. Aynı harfin tekrarı. Ne gibi? Medde veya şedde diyelim. Hani şeddeyi herkes bilir. Şedde diye bir şey elif yüzünü okuyan herkes bilir. Şedde vardır. Mesela ebbe, ibbe, ubbe, kebbe, kibbe, kubbe fark etmez. Yani şeddeyi bilirsiniz. W gibi bir şey diyebilirim. M'nin zıttı. Ters yazılmış hali. Bu şedde olan fiillere muzaaf dersin. Bazen şedde kaldırılır. Şedde yerine şedde olabilir. Demek ki muzaaf nedir? Fiil ya şeddelidir ya da şeddeli değil ama aynı harfin tekrarı vardır. İki tane aynı harf içerir veya şeddelidir. Her iki durumda da ona muzaaf deriz. Sahihin bir diğer kısmı, üçüncü kısmı nedir? Salimdir. Şu iki kısmından değilse bir fiil demek ki üçüncüsüdür yani salimdir. Muzaaf değilse yani kendisinde şedde yok veya aynı harfin tekrarı yok ve hemze de yoksa kendisinde vav ya elif de yoksa o zaman ona sahihin salim kısmı dersin. Örnek KTB. KTB'yi yazdık diyelim şuraya. KTB. Defterinize yazın siz. KTB. KTB'de illet harflerinden var mı? İllet harfi neydi? Vav ya elif. KTB'de var mı bu? Yok. Demek ki mutel değil. Evvela onu bildik. Başka? Demek ki sahih. Peki sahihin hangi kısmı? KTB. Kendisinde hemze var mı? Yok. O zaman mehmuz değil. Sahih mehmuz kısmı değil. Belki muzaaf kısmıdır. Şedde var mı ketebede? Yok. Şedde yok ama belki KTT veya KBB aynı harfin tekrarı var mı? Yok. Demek ki muzaaf da değil. Bu ikisi değil.
Muhtel de değil. O zaman zaten kaçış yok. Mecburen salim olurum. Bu şekilde bir giriş yapayım dedim. Bir de Muhtel var. Muhtel de kendisinde vav, ya, elif. Bunlardan en az bir veya iki tane bulunduran fiile Muhtel dersin. Muhtel mesela gale. Gale'de ne vardır? Ortada elif olduğundan Muhtel'dir. Daha çok ayrıntılı esasen bu konu. Farklı bir bakış açısı yapalım. Mesela şu şekilde de bakabiliriz. Bu tabloları çok önceden hazırladık. Yıllardır canlı ders, özel ders veya genel işte grup halinde atıyorum 10 kişi, 15 kişi gruplara ders verdiğimiz için bu tür tablolar elimizde mevcut. Bu konuları defalarca anlattık. İlk defa İmam Hatip Lisesi düzeyinde bir kitabında bunu anlatıyoruz. Şimdi sahih ve mutel olarak fiili ikiye ayırdığımızı unutmuyoruz. Mutel kendi içerisinde 4'e, sahih de kendi içerisinde 3'e ayrılır. Bunu ezberliyoruz. Sahih nedir? Ya salim olur, ya muzaaf olur, ya mehmud olur. Ama an itibariyle bu ünitede ne işleniyor? Sadece salim işleniyor. Daha sonra diğerleri tek tek işlenecek. Şu an siz genel bir bakış yapıyorsunuz. Bu bakışı, bu tabloları belki defterinize çizmenizde fayda olabilir. Videoyu durdurup bunu çizebilirsiniz. Şunu çizebilirsiniz. Anlamaya çalışırsınız. Anlamadığınız bir yer olursa mail atarak sorabilirsiniz de. Anlamaya gayret edelim yani. Videonun sonunda da unutmazsam Kur'an-ı Kerim'i açıp biraz çalışma yaparız. Bakalım tespitlerde bulunabiliyor muyuz diye. Şimdi salim nedir? Kısaca anlattığımı düşünüyorum ben. Daha metin, okumalar, anlatmalar başlamadan. Ne dedik? Salim olabilmesi için bir fiilin evvela sahih fiil olması lazım. Bir fiilin de sahih olabilmesi için mutel olmaması gerekir. O zaman mutel nedir? Kendisinde vav, ya, elif bunlardan en az birini barındıran kelimeye mutel dersin. Sahihte bunlardan hiçbiri yoktur. Sahihte kendi içerisinde ayrılır dedik. Şimdi ünite işleyelim. Ünitede zaten bir anlatım mevcut. Lahiz, sen düşün. Neyi düşünelim? El fi'le. Es-sahiha. Sahih fiili düşün. Bir kafanda düşün bakalım neymiş diye. Sahih derken de sahihin salim kısmı yani. Sahih derken salimi kastediyorum. Keyfe nasıl tec'alu sen yaparsın alakatikel içtimaiyeti. Gerçi ti dedim ama ti olmaz. Alakatike olur. Çünkü cem-i müennes salim. Nasb hali esreyle. El içtimaiyete olacaktır. Sıfat mensup her ikisi birden mensuptur. İçtimaiyenin nasb hali fetha ile. Cem-i müennesi nasb hali esreyle. Yani keyfe nasıl tec'alü sen yaparsın. Alakatikel içtimaiyete. Toplumsal alakalarını, bağlarını nasıl yaparsın? Ne yaparsın? Nacihaten başarılı. Nasıl başarılı yaparsın? Toplumsal bağ, toplumsal ilişki yani sosyal ilişkide nasıl başarılı olursun diye yazılmış. Bu zaten işlenmiş bir cümle idi. Yecibu gerekir enten zora bakman ila uyunin gözlere bakman gerekir. Men o kimsenin gözüne ki tusafihu sen musafaha yapıyorsun. El sıkışıyorsun. Hu onunla. Bunlar tekrar yazıyor. Burada soru manası olsa da yani üst cümlede soru manası olsa da an itibariyle bize soru sorma gayesi yok. Dikkat ediyorsanız bazı kelimelerin altları çizili. Yani işin püf noktası burada. Yoksa bunları biz okuduk. Her birine mana zaten verdik. Şimdi tec'alu, tenzuru, en var gerçi. En tenzura, en tuhafiza, tukabilu. Bu kelimeleri aşağıda anlatacak bizi. Altını o yüzden çizmiş. Ben de her birine şu an mana vermiyorum. Çünkü daha önceki videomuzda bunlara mana verdik. El fi'lu salimu. Salim fiil nedir? Görüyorsunuz yukarıda çizili kelimeler. Tec'alu, tenzuru, tuhafizu. Çizili olan kelimeler orada tekrar anlatılacak. El fi'lu salimu. Salim fiil nedir? Bir tanım yapalım. Nasıl anlarız bunu? Hüve o fiil el fi'lüllezî öyle bir fiildir ki la yücedu bulunmaz beyne hurufihil asliyeti asli harfleri arasında bulunmaz. Beyne arasında demek. Huruf harfler demektir. Harfun bir harf.
Harfani iki harf. Huruf harfler. Yani bu üç harf olur, beş olur, yüz olur, bin olur. Çünkü cemidir. Harfun, hurufun, harfler demek. El asliye, asli harfleri. Ne demek? Asliyenin dışında başka harf olabilir mi? Olur. Zait olur. Zait ne demek? Sonradan gelme. Arizi. Hala çok kapalı hocam. Ne demek istiyorsun? Bab yani. Mesela ketebe fiilini bir baba aktarırsın. Katebe. Katebe derken yani faale, yufailu, mufaale babına aktarmış oldum bunu. Katebe derken. Keften sonra elif var. Katebe derken. Öyle değil mi? Var. Bu elif asli mi? Değil. Nedir? Arizidir. Diğer de işte zaittir. Ekleme harf. Niye eklendi? Alamet yani. O babın alameti. Farklı bir baba aktardık ona. Mufaale babına aktardık. Mufaale babından olduğuna alamettir. İşarettir. Tanınabilsin diye. Sonuçta asli değildir. Demek ki böyle asli olmayan harfler var. Peki bir harf asli mi değil mi? Ben nereden ayırt edeceğim? Bablar bana çok kapalı geldi. Hocam ilk defa duyuyorum. Hayırdır diyenler olabilir. Kelimenin mücerredine inmek gerekir. Bir kelimenin mücerredine inmek bir derste anlatılabilecek, başarılabilecek bir şey değildir. Altyapı gerektirir. Yani Arapça diğer derslerde işte nedir 7, 8, 9, 10 oralarda bablar işlenmiş midir bilmiyorum. İşlenmişse kısmen biliyorsunuzdur. İşlenmedi de direkt bu şekilde işe girildiyse o zaman nedir bu? Şu an %100 tespitler yapamayacaksınız ama bu da o işin bir parçası. Diğer üniteleri işleye işleye zamanla %100'lük bir başarı sağlanır. Yani şu an geniş bir işe girilmiş oluyor. Geniş bir işe girerken tek üniteyle hatta iki üniteyle bunu sağlayamazsın. Biraz bu alanda ders işlenmesi lazım ki sağlanabilsin. Ne gibi? Çarpım tablosu diyelim. İlkokul 1'deyiz. Hoca tahtaya çarpım tablosunun tamamını yazsa tamamını bir bakışta ezberleyemeyiz muhtemelen. O şekilde geniş bir konu. Neyse çok uzadı konu. Ben yine okuyayım burayı. Asli derken kök harflerinden yani sülasi bir fiilden bahsediyorsak sülasi mücerredine bakman lazım. Rubai bir fiilden bahsediyorsak rubai mücerredine bakmak gerekir. Onun mezit halindeki harfler bizi bağlamaz. Hurufihil asliyeti, asli harfleri ki mairi aşağıda gelen demiş. Harfun min hurufil illeti. İllet harflerinden bir harf kendisinde bulunmayacak. La yucedu bulunmayacak. Beyne hurufihil asliyeti, asli harfler arasında ne bulunmayacak? Maşeki yeli aşağıda geliyor. Aşağıda yer alan harflerden bir harf, onun asli harfleri arasında yer almamalı. Peki nedir o aşağıda gelen harfler? Harfun bir harf ki min hurufil illet, illet harflerinden bir harf kendisinde olmayacak. İllet harfleri neler? Ben gerçi anlattım, bir daha anlatılsın. Vehi o illet harfleri el elifu eliftir. Elif neyin nesi? Bilmediğimizi farz ederek parantez arasında yazılmış. Ve el vavu vavdır. Vav da budur zaten biliyorsunuz. Ve el yau yağdır yani şudur. İllet harfleri nedir arkadaşlar? Ezbere bilmelisiniz. Bunu zaten biliyor olmalısınız. Yani şu andan itibaren daha unutmazsınız. Neden? Bu harfler aynı zamanda met harfleri değil midir? Met harfleridir. Vav ya elif hem met harfi hem de illet harfi. Demek ki met harfleri ile illet harfleri aynı harflerdir. Zaten siz Arapça burada görürken Kur'an-ı Kerim'inizin yani sıfır olmasını düşünemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de biraz biliyorsunuzdur. Tecvid muhakkak öğrenmelisiniz. Tecvidi de kitaba bakarak kendi kendinize öğrenemezsiniz. Bir hocadan ders almalısınız. Bu alanda da yakında bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ben değil ama bir arkadaşım düşünüyor. El hemzetu hemzeden de beri olması gerekir kelime. Kendisinde hemze de olmamalı. İyi de hemze neyin nesidir? Yani hemze ile elif hep karıştırılmıştır. İşte hemze de budur diyor. Hepsi hemze bunlar. Birincisi de hemze, ikincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de, beşincisi de vav'ın üzerinde yazılmış. Ya'nın veya elif'in üzerinde yazılmış fark etmez. Bunların her biri hemzedir. Demek ki bir kelime hayal et ki onda elif olmayacak, vav olmayacak, ya olmayacak, hemze de olmayacak. Ve daha et tezayifu. Tezayif yani şedde.
ortada giden düz çizgi harfi temsil eder. O bir harf. Vav olsun, ya olsun, ba olsun fark etmez. Herhangi bir harf, yani matematikteki x, herhangi birisi fark etmez. Üzerinde diyor bir şedde olur artık. Şeddeden de beri olmalı. Kendisinde şedde de olmamalı. Toparlarsak salim nedir arkadaşlar? Salim, asli harfler arasında, yani orijinal harfler arasında, kök harfleri arasında şedde olmayan, hemze olmayan, vav ya elif olmayan fiildir. Bunu kesinlikle ezbere bilmelisiniz. Şimdi örnekleme yapıyor. Tec'alu. Tec'alu evvela muzari fiil. Yani bunun mazisine bakman daha mantıklı olabilir. Ce'ale. Muzari de aynı şey söz konusu da. Şimdi burada bu kelimeye baktığımızda tec'alu, ce'ale, yec'alu çekim yapmışsın. Tec'alu olmuş. Muhatap, müfret, müzekker. İkinci şahıs yani. Tec'alu, ce'ale, yec'alu'dan. Üçüncü baptan. Bu kelimede ne diyelim? İllet harflerinden birisi var mı? Yani vav ya elif var mı? Yok. Hemze var mı? Yok. Şedde var mı? Yok. Öyleyse bu nedir? Sahihin salim kısmındandır. Zaten görüyorsunuz tek tek ele almış. Cim nedir? Harfun sahihun. Sahih bir harftir. Ayn harfun sahihun. Lam harfun sahihun. T'yi niye almamış? T asli harf değil ki. Bana ne T'den? Ben bunun asli durumuna bakmam lazım. Aslilik bir kelimenin hem mücerredi hem de mazisine bakmak yani. Çünkü T zaittir, alamettir, muzarat alametidir. Bizi ilgilendiren bir şey değildir. Tenzuru. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler bunlar biliyorsunuz. Her biri fiildir, her biri muzaridir. Başındaki T'ye dikkat almayız. T'yi dikkat almayız. T'yi dikkat almayız. Y olsa Y'ye de dikkat almazdım. Yani yenzuru yazsa bana ne yenzurudan derdim. Sülasi ve mücerred ve mazisine bakmam lazım. Nun harfun sahihun, zı harfun sahihun, ra harfun sahihun. Tuhafizu'da baktığınızda ha, fe, za kök almış. Öyle değil mi? Ha var, fe var, zı var. Her biri harfun sahihun diye yazılmış. Burada t'yi ele almamış, söyledik muzari alamet. Peki ha ile fe arasındaki elifi niye değerlendirmeye almadı? Bir soru. Şundan değerlendirme yapmadı arkadaşlar. Buradaki elif zaittir. Yani asli değil. Orijinal değil. Kök harfi değil. Her biri aynı şey. Hangisine yatkınsanız da. Bu kelime nedir? Hafezadır. Hafeza. Hafiza. Fark etmez. Sonuç olarak 3 harflidir. Sülasi mücerreddir bu kelime. Hafeza yuhafizu muhafaza. Mufaali babına aktarılmış. Sülasi mücerred. Mufaali babına aktarıldığından burada elif vardır. Bu da onun gibi bir şey. Gâbele, yugâbilu, tugâbilu. Yani mufaali babına aktarıldığı için burada elif oluyor. T muzarisi yazıldığından. Mazisi de yazılabilirdi yani. Şuraya hâfeza yazsalar. Yine hâye, fe'yi, zı'yı dikkate alırdığından elifi dikkate almazdı. Elifi niye dikkate almıyorsun? Asli değil. Asli olmadığını nereden biliyorsun? Farz dedim ki bilmiyorum. Ne yaparım? Bir sözlük açarım. Ama birazcık dediğin gibi bu konu biraz geniş ya. Biraz altyapısı gerekiyor bunun. Önceki ünitelerde bir altyapısı oluşturuldu mu? Ben hatırlamıyorum. Ama bu Arapça 11 yani. 10'da, 9'da bir altyapı oluşturulmuş olabilir. Dediğimiz gibi zayit olduğundan dikkat alınmamış. Tukabilu'da da elif yine zayit olduğundan dikkat alınmamıştır. Harfun sahihun, harfun sahihun, harfun sahihun. Kabile. Veya kabule fark etmez. Sonuçta bu harfler nedir? Sahih harftir. Bu yüzden bu kelime ne olur? Sahihin salim kısmından olur. Sıra geldi. 2 numaralı işleme geldi. Haddid. Tayin et. El fi'le sahiha. Sahih fiili. Yani salimi. Nerede? Fil cümeli taliyeti aşağıda gelen cümlelerde kema fil misal örnekte olduğu gibi var alamete çarpı. Çarpı alametini koy. Ne zaman? İzâ lem yûcedi bulunmadığı zaman. Ne fi'lun salimun veya fi'lü salimin salim fiil bulunmadığı zaman nerede? Fil cümleti cümlede. Cümlede salim fiil yoksa çarpı yerleştiriliyor. Lem yuced, lem yu'ed gibi, lem yuled gibi. Meçhul fiil yani.
Necaha abdullah filimtihan demiş. Burada salim bir fiil varsa ki var, necaha salimdir, buraya yazmış. Olmasaydı çarpı koyacaktık. Necaha niye sahihin salim kısmındandır? Çünkü yukarıdaki maddeleri hatırlayın arkadaşlar. Yukarıdaki maddeleri ezberleyin demiştim. Neydi onlar? Bir, kelime de vav ya elif olmayacak. Başka, hemze olmayacak. Başka, şedde olmayacak. Bu üç şartı bir kelime de görürsen ona hemen sahihin salim kısmı dersin. Şimdi vesale. Vesale'ye sahih salim diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? İllet harflerinden bir harf var, öyle değil mi? Vesale vav var kendisine. Vav illet harflerinden bir harf. Burada yer bulmuş kendisine. Dolayısıyla bu fiil sahih değildir. Sahih olacaktı. Ondan sonra salim mi diye bakacaktık. Sahih salim değil. Nedir? Muteldir. İllet harflerinden kendisinde bulunan fiile mutel fiil denir. Mutelin de kısımları vardı. O kadar ayrıntıya girmek henüz istemedim. Vesale vardı ulaştığında el kıtaru tren fil vaktil muhadded, tam vaktinde vardı. Geç kalmadı yani. İki, yeşrabu şeribe yeşrabu. Yeşrabu içiyor. Kim? Evvayfu misafir. Neyi içiyor? El kahvete kahve içiyor. Neyle beraber kahve? Bil halibi sütle beraber. Yani sütlü kahve içiyor dolayısıyla. Sütsüz içme ihtimali de vardı. O sütlü kahveyi tercih etmiş. Yeşrabu. Vav ya elif var mı? Yok. Öyleyse mutel değil, sahihtir. Kendisinde hemze var mı? Hemze de yok. Öyleyse mehmuz değildir. Şedde var mı? Yok. Öyleyse muzdarip değildir. Geriye ne kaldı? Salim kaldı. Demek ki salim. 3. S-E-L sordu. Kim? El-Müdiru. Müdür sordu. Neyden sordu? Kimden sordu? Yani kime sordu? An-Sikritrati. Sikritira. An-Sikritirati. Tirati. Sekretere sordu manasında. Ya bu da Ra fethalanmış ama ben istediği olarak okumayı tercih ettim. Sekretere sordu. Burada ne var? S-E-L fiili var. Peki S-E-L nasıl bir fiildir? S-E-L'de vav ya elif var mı? Vav ya elif yok. Bu elif değil yani. Elifle karıştırılmasın ortadaki. Vav ya elif olmadığına göre mutel değil. Sahih değil. Peki sahihin hangi kısmı? Geldim şeddeye. Şedde var mı? Yok. O zaman muzaaf da değil. Hemze var mı? Var. Şu an seçili olan yer hemzedir. S-E-L hemzedir. Hemze olduğuna göre bu mehmuzdur. Mehmuz olduğuna göre salim olamaz zaten. Sahihin 3 kısmından bir olmak zorunda. Kendisinde vav ya elif olmadığı için. Hemze olduğu için de mehmuz kısmıdır. Demek ki nedir? Sahih fiil değildir. Salim kısmından değildir yani. 4. Eddullah bu öğrenciler fehimu anladılar. Neyi? Ederse dersi hem de ceygiden iyice anladılar. Kullab öğrenciler fehimu fehime fehime yefhem fehimu vav ya elif var mı? Hocam vav var sonunda. Oradaki vav zamir vav, yani cimi vav. Ketebe keteba ketebu, orada da vav var. Fetaha fetaha fetahu yine var. Ama oradaki vav kelimenin aslından değil ki, cimi olduğu için var. Cimi vavı. Hocam onun da sonunda elif var. Ona elif-i farika demekteyiz. Yani kelime müfret, müteslim, cemil hem ona alamet hem kelimenin bittiğini gösteriyor. Önemli bir harftir. Hatta o harfin ne olduğunu, ne işe yaradığını Diyanet Müftülük Okulu'nda giriş sınavında yani ihtisasta sormuştur. Bu elif neyin nesi diye. Basit bir şey değil ama kelime cem-i müzekker salimdir yani. Müfredine bak. Fehime. Fehime. Vav ya elif var mı? Yok. Öyleyse sahihtir. Vav ya eliften biri olsa ne olurdu? Mutel olurdu. Madem ki yok, sahih. Hemze var mı? Yok. O zaman mehmuz da değil. Şedde var mı? Yok. O zaman ne olmak zorunda? Salim olmak zorunda. Evet, 5'e geldim. Namet uyudu. Kim? Ettifletu. Çocuklar uyudu. Ba'de. Bukaiddâme nisfe sa'ati. Nisfi sa'ati.
Yarım saat ağladıktan sonra buka ağlamak demek. Devamı sürece, devamlı, sürekli ifade ediyor. Nisf yarım demektir. Saat saat. Yarım saat ağladıktan sonra namet etti. Çoğu çocuk uydu. Burada name fiildir. Namet, galet gibi. Ketebet, fetahat. Orası yani. Orası derken gaibinin müfredi. Müfrettir, müennestir, gaibedir. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. O kalıp. Nasara, nasara, nasaru, nasat. O kalıp ama bu nasara, ketebe gibi değil. Name, gale, ba'a, kale şeklinde. Orta harfi ne? Elif mi hemze mi ortadaki harf? Name okudum. Elif midir hemze midir? Eliftir. Hemze olsa harekeli olur. Elif asla hareke alamayan bir harftir arkadaşlar. Hiç harekesi olmamış. Bol harekesi olan varsa bir tane elife versin. Şimdi name ne dedim? Ortadaki eliftir. Elif nedir peki? Vav, ya, elif. Bunlar illet harfidir. Kendisinde illet harfi olduğuna göre name ne olur? Mu'tel bir fiil olur. Demek ki sahih değil. Sahih olacaktı. Ondan sonra salim mi değil mi bakacak. Bu da sahih bile olamamış. Hala muhtel o zaman. Yani nedir? Değildir. Arana şey değil. İmle doldur el firağı gibi dursa da feragı diyelim biz her zaman dediğimiz gibi. İmle sen doldur el feraga boşluğu doldur. Bir vez'i fiilin salimin. Salim fiil koyarak doldur. Min kaminel kaynet aşağıdaki kutulardan yardım alarak boşlukları doldur bakalım denilmekte. Mesela şu noktalı yer. Nokta değil bir çizgi ama olsun. Şimdi bir. Bir de ne yazmışlar? Raculü'l-e'mal. Raculü'l-e'mal ne manasına gelir? İş adamı manasına gelir. İlâ dübeli-ticareti. Burada denilecek şey nedir? Safera, yolculuk yaptı, gitti. Kim? Racul amal, iş adamı gitti. Nereye? İla Dubai ticareti. Dubai yani Dubai'ye gitti. Ticaret için, ticaret yapmak için. İş adamı nereye gitti? Dubai'ye gitti. Safera fiilini seçtik. Bulduk cevabı. Ama bununla yetinmemelisin. Cevabı buldum, iş bitti dememelisin. Ne demelisin? Safera sahih salim midir diye kendini sorgulamaz. Kaç harfli? 4 harf. 3 harfli olsaydı her harfi orijinal derdim. Ama 4 harfli. Demek ki orijinal değil. 4 harfli olan tüm fiiller orijinal değil midir? Var mesela. Rubai mücerret var. Dehrace, es'ese, demdeme. Bu tür fiiller 4 harfli olmasına rağmen tüm harfleri orijinaldir. Ama o nedir? Rubai mücerrettir ve bu bölüm dediğin, bu ünitede Rubai Mücerred'in geçtiğini hiç düşünmüyorum yani. Geçmemiştir. Dolayısıyla 4 harflidir bu. 4 harfli olduğu için ortadaki elifi dikkate al. Elif ne? Bab alameti. Sa'tara yani fa'ale yufa'ilu mufa'ale. Mufa'ale babının alametidir elif. Dolayısıyla asli değildir. Bab alameti. O zaman elifi dikkate almadan işi kur, çözümlemeye git. Sin var, fe var, ra var. Vav ya elif var mı bunda? Yok. O zaman mutel değil. Demek ki sahih. Sahihin hangi kısmı diye düşünelim. Şedde var mı? Yok. Demek ki muzaaf değil. Şedde olsa ne olurdu? Buna muzaaf fiil derdim. Hemze var mı? Hemze de yok. Hemze olsa mehmuz derdim. İkisi de yok. Vav ya elif de yok. O zaman nedir bu? Salimdir. Sahihin salim kısmı. İntezartu. İntizartu da bayağı bir harf var. Ne iş? Kelimenin aslı yani sülalesi mücerredi ne? Vara. Nun var, zı var, ra var. İşin aslı bu. Ama şu an intezartu yazıyor. Bu kadar harf neyin nesi arkadaş? Şu an ne var? Aktarıldığı bab söz konusu. Baştaki ilk harf elif midir, hemze midir? İn tazartu derken oradaki i nedir? Elif mi hemze mi? Elif olamaz. Ne demiştik? Elif'in hiçbir zaman için harekesi olmamıştır. Harekesi olan varsa Elif'e ödünç verebilir. Demek ki hemzedir. O zaman buna ben ne diyeyim? Mehmuz mu diyeyim? Diyemezsin çünkü oradaki hemze asli değil. Ne? Vara. Nedir? Vav ya Elif yok.
Demek ki mutel değil. Nezara. Kendisinde hemze yok. Demek ki mehmuz değil. Nezara. Şedde yok. Demek ki muzaaf değil. Eşittir. Salimdir. Sahih salim olur. İşterake. İştirak etmek. Katılmak. İşterake iftaale yani. İşterake'de başındaki harf neymiş? Elif değil hemze çünkü harekeli. Peki burada vav ya elif var mı? Yok. Demek ki mutel değil. Mehmuz mu acaba? Sahihin mehmuz kısmı olabilir mi? Olamaz. Baştaki hemze asli değil. Asli olup olmadığını bilmek için bir iki şey anlattığımı düşünüyorum ama altyapı bayağı bir gerektiğinden %100 anlatamayacağım yani bir harfin orijinal olup olmadığını siz nasıl tespit edeceksiniz? Altyapı için ne lazım? Baplar. Bapları öğrenin. Bapları öğrenin. Biraz fiil çekimi bilin. O zaman anlarsınız hangi harf orijinal hangisi değil. Bu kadar. Peki bapları nereden öğreneyim? Bu tamamıyla size kalmış. İstediğiniz yerden öğrenebilirsiniz. Bir öneri gerekirse bapları öğreten kitap nedir? Bina kitabıdır. Elbette bunu Maksut'tan farklı kitaplarda öğrenebilirsiniz. Belki bu kitaplarda da vardır. Öneri olarak bizim hazırlamış olduğumuz Bina adlı kitap var. İletişime geçip Bina video eğitim seti olarak var. Tam bir hatırlamıyorum şu an ama 15 saat civarında olabilir. Onu alarak oradan bablara çalışabilirsiniz. Ama 1-2 saat öğrenilecek bir şey değil yani 15 saat diyorum. Bir 2 haftanızı ayırıp sıkı sıkı çalışırsanız öğrenebilirsiniz. Belki 3 hafta. Bu işin altyapısı önemli. İştarake. İftale gibi. Şerike. Şarake. Şinrake yani. Vav ya elif var mı? Yok. Demek ki mutel değil. Yani sahih kısmına girdi. Peki sahih hangisi? Muzaaf değil çünkü şedde yok. Mehmuz değil çünkü hemze yok. Öyleyse salim. Ta'melu amele veya amile diyelim. Şu an muzarisidir. Vav ya elif yok. Demek ki mutel değil. Şedde yok demek ki muzaaf değil. Hemze yok demek ki mehmuz değil. Demek ki sahihin salim kısmı. Edrusu derase kökünden edrusu nedrusu. Ensuru ektubu gibi yani fiil muzari nefsi tekellim vahde kalıbı burası. Birinci şahıs. Buradaki hemze seni aldatmasın. Kelimenin orijinalinde yok. Orijinali dal rasin. Nedir? Sahih salimdir. Direkt söyleyebilmelisiniz zaten. Ben buradaki kelimeleri de inceledim. Esasen bunları incele demiş miydi? Dememişti ama bunların sahih salim olduğunu şurada belirtmişti zaten. Salim fiili koyarak doldur demişti ve her birinin salim olduğunu tekrar inceleyerek konunun pekişmesini hedeflemiş bulundu. Geçiyorum ikinci satıra. İkinci soruya cevabı. Sadiki arkadaşım demektir. İntezartu ben bekledim. Sadiki arkadaşımı saaten. Bir saat fil matar. Matarda. Matarda artık metarda. Onu yarın bir saat bekledim. Medar havalimanı demek. Üçe geldik. Üçte te'melu çalışır. Eddabibetu. Tabibe. Tabibun dabibetun. Bayan doktor çalışır. Film müsteşfa hastanede. 4. Edrusu ben ders çalışıyorum veya okuyorum. Edrusu el-lugatel arabiyyete. Arap dili lügatı okumaktayım. Münzü selasi senevati. 3 yıldan beri. Arap dili bölümü okumaktayım. 5. İştarake katıldı. İştirak etti. Film temeri. Temel toplantı. Toplantıya katıldı. Temeri. Kim katıldı? Esatizetul lügatil arabiye. Arap dili lügatı hocaları. Öğretim görevlileri. Arap dili hocaları katıldı. İmle sen doldur. El feraga boşlukları fil cedveli. Cedveldeki. Cedvel tabloda. Tabloda bazı yerler boş. Mesela aslında her biri şu kutuların her biri dolu olmalı. Bazılarını boş bırakmışlar. Bizim doldurmamızı istiyorlar. Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Tasriful fi'l demiş. Tasriful fi'l fiil çekimi. El mazi vel muzari ama es sahih. Sahih mazi ve muzari fiil çekimi. Hüve. Ne yapmış mesela? Dehale, necaha, iştareke, vahike.
Sa'ede ve nazara fiillerini yazmış. Dakhala aşağı doğru çekeceksin. Ve zamir için dakhala yazılır. Huma için dakhala. Hum için dakhalu. Hiye için dakhalet. Huma için dakhalata. Aşağı doğru devam ediyorum. Aynı şekilde necaha fiili için de yazılmış aşağı doğru. İnin, iştaraki için aşağı inin. Şu zamirleri uygun olarak yazacaksınız. Başka? Yedhulane. Şimdi geldi sıra muzari'nin çekimi. Yani şunlar nedir? Her biri mazi fiildir arkadaşlar. Dehale, neceha, iştareke. Bunlar her biri mazi. Mazinin çekimi orası. Burası da muzari fiil çekimi. Yedhulu, yencehu, yeşteriku, yalhaku, yusa'idu gibi. Aşağıya doğru yine çekimler var. Devamında imle el ferag. Ferag yani boşluğu da olur. İmle sen de olur. Ente gizli zamir faildir. Neyi de olur? El feraga boşluğu. Fil cedveli, cedveldeki yani tablodaki boşlukları doldur. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi demiş. Neyle dolduracağız oraya, ne ekleyeceğiz? Bu neyin çekimi, neyin nesi? Sigatul emri, emir sigası, kalıbıdır bunlar. Lil muhatabi, muhatap için. Ve lil muhatabeti, ve de muhataba için. Minel fi'i sahih, sahih fiilden, muhatap ve muhataba, emir sigaları. Emir sıgası ne demek? Emir kalıbı, emri hazır kalıbı. Yani karşında bulunan bir kişi. Şu an diyelim yanınızda bir arkadaş var. Yanınızda görüyorsunuz yakın. Ona emrederken nasıl dersin? Mesela ders çalış. O ders çalışsın gibi bir şey demezsin. Sen çalış dersin. Yani ders çalış. Veya kitap oku. Öyle değil mi? Okursun. İkra bismi rabbikellezî. Oradaki ikra nedir? Emri hazırdır. Tam bu konudur. İkra, kara eden, ikra, oku, git, gel, uyu, bak, uç, kaç gibi emir yani. Emri hazır bu. Bunu kim için yapıyor? Muhatap için. Karşısındaki erkek için. Veya el-muhatabeti ne demek? Sonunda T var zaten. Müennesi. Karşındaki bir bayan için emirdir bu. Hem erkek için hem bayan için. Hangi fiilden yapacağız? Sahih fiilden yapacağız bunu. Örnek yapmış işte. Yedhulu muzarisinden nasıl gelir emri hazır? Udhul gelir. Udhula ne diye çekimini diyor. Evvela ben yaptım diyor. Bakın ente entuma entum bu üç kalıp. Entum sondur. Ente bir, entuma iki, entum üç son. Bu üçü muhatap içindir. Yani karşındaki erkeğe hitap içindir. Udhul, buraya kadar. Bundan sonrası enti, udhuli, entuma, udhula, entunne, udhunne bunlar bayanlar için. Enti, entuma, entunne bunlar bayanlar içindir. Karşındaki bir bayana udhul diyemezsin, saçma olur. Ne dersin? Udhuli dersin. Tabi emri hazır nasıl yapılır? Konu birazcık da bununla alakalaştı adeta. Yani niye en başta muzarisine verdi? Yani yedhulu dedikten sonra emri hazıra girdi. Dehale değil giremezdi zaten bu konuya. Neden? Emri hazırlar nereden yapılır? Muzari fiilden yapılırlar. Şöyle bir örnekleme yapalım. Emri hazır nasıl yapılır? Az da olsa bir göstermiş olalım. Mesela dehale yedhulu. Ne dedim? Evvela muzariden yapılır bunlar. Muzari'nin aynı fiiline bakmak gerekir. Ne yazıyor burada? Yedhulu. Tabi tedhulüden yapılır. Yani muhataptan, muhatabadan yapılır. Onu da söyleyelim. Tedhulu yazıyor burada. Aynel fiili diye bir tabir varmış. Aynel fiili, muzari için konuşuyorum. Sonuncu harfin bir sağdır. Sonuncu harf ne? En soldaki harf yani. Lamdır. Bir sağ ha'dır. Demek ki ha ne olur? Lamel fiili olur. Lamel fiilidir. Lamel fiil ne olduğunu hemen anlamaya çalışıyorsunuz. Lamel fiilin harekesi ne? Zamdır. Tamam. Başka bir örnek verelim. Mesela fetaha yeftehu gelir. Öyle değil mi? Yeftehu. Yeftahu. Aynel fiil hangisi? Sonuncu harfin birisi arkadaşlar. Sakın unutmayalım. Aynel fiilin harekesi ne? Fetha.
Başka ne olabilir? Zaten bir de esri olabilir. Başka ne olsun? Hasibe yahsibu. Biraz kötü oldu ama anlaşılır diye düşünüyorum. Yahsibu. Aynı fiil hangisi? Evet, bildiniz. Son cevabın bir sağ idi. Yani sin olur. Yahsibu derken esrilidir. Niye yazdım ki? Şundan yazdım. Bir emri hazır yaparken, emri hazırın başında ne oluyor? Hemze oluyor az önce gördünüz. O hemzenin harekesi ne olmalı? Yani bir kelime düşün, böyle gidiyor ama başında bir hemze var. Bu hemzeye fetha mı verirsin, ötre mi verirsin, esre mi verirsin? Böyle bir konu var. Bunları her ne kadar ye'li yazsam da esasen t'dir. Yahsibu kalıbından yapılmaz emri hazır. Tahsibu'dan yapılacaktır. Çok da önemli değil şu an için anlatacağım şey için. Şimdi muzari'nin aynı el fiili şurada olduğu gibi aynı el fiili zamme ise ne yaparsın? İlk harfi muzarat alametini silip yerine hemze getireceksin zaten. Emri hazır yaparken tamamıyla böyledir. İlk harfi silersin, yerine ne getirirsin? Hemze. Aynı el fiilinin harekesinin hiçbir önemi yoktur bu işlemde. İlk harf silinir, emri hazır yapmak istiyorsan ilk harfi silip onun yerine bir hemze eklersin. Peki hemzeye hangi harekeyi vereyim? Şurada dediğim gibi vereceğin hareke aynı el fiiline bağlı. Aynı el fiili zamme mi? Bir zamme de buraya eklersin. Ne oldu? Udhulu oldu. Udhulu diye bir şey olmaz. Emri hazır yaptığın için sonuncu harfleri cezimleyeceksin. Tamamı için bir şey. Emri hazır için yola çıktığında ilk işlem nedir? En sağdaki harfi sil, sonuncu harfe cezimi koy. İlk işlem bu. En baştaki harfi sildin, yerine hemzeyi ekledin. Hemzenin harekesi ne olacak dediğinde muzari'nin ama mazinin değil, muzari'nin aynı fiiline bakarsın. Ötre ise o ötreyi direkt hemzeye verirsin. Verdi. Fetha ise ne olur? Fetha hemzeye esre olarak geçecektir. Esre verirsin. Aynı fiil esre ise esre zaten esre olarak geçer. Demek ki fetha esre olarak geçer. Esre de olduğu gibi geçer. Zamme de olduğu gibi geçer. Zamme olur. O zaman bir örnek yapalım. Bakalım ne kadar anlaşılıyor. Mesela nesara. Nesara mazidir. Bizi bağlamaz. Yensuru. Yensuru da bağlamaz esasen. Tensuru bağlar da aynıdır. Tensuru. Emri hazır yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Evvela ne yaparsınız? Evvel ilk harfi silerim. Sonuncu harfi de cezimi koyarım. Böyle yaptığımda şöyle bir şey oluşmaz mı? Geriye kalan şu olur yani. Cezimde bir nun kalmış olur. Sağda ötre var, ra'da cezim var. İlk harfi sildim, sonuncusuna cezimi koyduğumda böyle bir şey oluşur. Bir de emri hazır için hemze ekleyeceğiz. Bu hemzenin harekesi ne olmalı? Aynı fiilin harekesi zamme mi? Olduğu gibi aktar. Esra olsaydı yine olduğu gibi aktar, esra olur. Fetha olsa fethayı esre olarak geçireceksin. Olay bu. Bunu niye anlattım? Şimdi emri hazırdan biraz bahsedecek. Ön bilgi olsun diye. Bu anlattığım emri hazır nasıl yapılır bölümünü geri sardırıp bir kere daha izleyin. Tabii emri hazırın tamamını anlatmadım nasıl yapılır diye. Bir bölümdü bu. Önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Evet. Yedhuru'dan, udhul yeftahu'dan, iftah mesela. Emri hazır hemzesi esrelendi. Neden? Aynel fiili fethali. Yedhulu. Aynel fiili zamme olduğu için udhul, udhula hemze ötrelendi. İştarake yeşteriku. Bu bablar da zaten sabittir. Emri hazırın hemzesi nasıl olacak? Zaten sabit. Benim az önce anlattığım konu sülasi mücerret içindi. Ama buradaki yeşteriku nedir? Sülasi mücerret değil zaten. Sülasi nezittir. Ama yelhaku, yazhaku sülasi mücerrettir. Sonuncu harfin bir sağı aynı etkili demiştik. Fethalıdır. Fetha, emri hazırın hemzesine esre olarak geçer. Sa'ade, yusa'idu, sa'id gelir. Çünkü bu da sülasi mücerret değildir. Bu da böyle olur. Yenzuru, aynı etkili ötrelidir. Ötre olduğu gibi geçer. Bu yüzden unzur, unzura, unzuru, unzur, unzura, unzur ne diye gelmiştir. Şimdi bunları bu tabloda yer alan şeyleri en başından tekrar alalım. Eksik olanları da yazarak yani. Bu çekim nasıl olmuş? Olan şey yani bekledikleri cevap budur arkadaşlar. Hüve
Huma hum diye devam ediyor. Dehale dehala dehalu dehalet dehalata dehanne diye çekimler var. Her birini okumama gerek yok. İndirdiğiniz videoda zaten bunlar var. Hemen kenarda PDF olarak bulursunuz. Açamıyorsanız dosyaları bilgisayardan birazcık anlayan birisini bulmanızı öneriyorum. Şimdi muzari çekimi. Yedhulani, yedhulune. Fesnelerde hep ne vardı? Huma akalarında. Yedhulani, yencehani. Yeşterikani, esteli bir yunun var, öyle değil mi? Sağında da elif var. Fesne olduğunu bu şekilde anlayabilirsin. Huma fesne zamiridir. Ve bu şekilde biter fiillerin sonu. Cemidir. Hum, cemi müzekker zamiridir. Cemidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani erildir. Görüyorsunuz vavnunla bitmiş. Vavnun, vavnun. Hep böyledir. Hiye'ye geldiğin zaman bu nedir? Üçüncü şahsın müsridir. Tedhulu, tencahu, teşterik. Başta bir T olur. Huma'ya geldiğinde tedhulani, tencahani devam ediyor. Hunne'ye geldiğimizde yedhulne, yencahne, yeşterikne. Bunların ortak noktası nedir? Fethalı bir nunla bitmiş. Sağı sakindir. Nunun sağında daima cizim var. Yani. Bu nerede böyle? Hunne zamiri. Diğer zamirler de bu şekilde devam etmiştir. İftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahne. İşterik, iştereka. İştereka, iştaraki, iştereka, iştarakne. İşte rak dedim, rik demeliydim. İşterik, iştereka, iştereki, iştereka, işterikne, ri. İzhak, izhaka, izhaku, izhaki, izhaka, izhakna. Sa'id, sa'ida, sa'idu, sa'idi, sa'ida, sa'itna. Unzur, unzura, unzuru, unziri, unzura, unzurna. Yine emri gaybı çekimi var. Liyeftah, liyeftaha, liyeftahu, liteftah, liteftaha, liyeftahna. Liyeşterik, liyeşterika, liyeşteriku, liyeşterik. Liyeşterik demiş de liyeşteriki demeliydi. Burada bir hata var. İşte, liteşterika, liyeşterikne. Liyazhak, liyazhaka, liyazhaku, litazhaki. Litazhaka, liyazhakne. Şuradaki yarın olmaması esasen hata değil de ne diyebiliriz? Baştaki li yani lam cezmetmektedir. Cezm alameti olarak hasful ahir sonuncu harf silinmiştir. Yani nedir? Sonda ya'nın hasfedilmesi doğrudur, normaldir. Li yusa'id, li yusa'ida, li yusa'idu, li tusa'id, li tusa'ida, li yusa'idna, li yanzur, li yanzura, li yanzuru, li tanzur, li tanzura, li yanzurna. Bu çekimleri ezberlemeniz gerekir mi? Gerekir. Ezberlemek kolay mıdır? Kolaydır. Bir günlük iş midir? Asla değildir. Altyapısını oluşturarak ezberlemek gerekiyor. Kuru kuru ezber orada önemli değil. Burada ne var? İmle el feraga fil cedveli kema fil misali sigatul emri lil gaibi ve lil gaibeti minel fi'i sahihi. Sahih fiil çekimi bunlar. Yani burada ne diyor? Gaip için emir kalıbı. Siga kalıp demek. Ne için? Gaip için. Gaip yanında olmayan. Kayıp yani. Türkçe tabirle. Kayıp değil tabii ki. Herkes onu arıyor manasında değil de. Yanında olmaması bakımından. Yani üçüncü şahıs demektir gaip. Üçüncü şahıs erkeğe gaip derler. Üçüncü şahıs bayana gaibe derler. Hani emin, emine gibi. Gaip, gaibe. Üçüncü şahıs yanında değil. Bu şekilde. Ona nasıl emir yaparsın? Şu şekilde. Li yedhul ne demektir? Dehale girdi. Yedhulu girer. Li yedhul girsin. Li yedhul girsin demektir. Kim girsin? O erkek. Sen gir değil yani. O girsin demektir. Li yedhula o ikisi girsin. Li yedhulu onlar girsinler. Li tedhul o bayan girsin. Artık hiye geldi çünkü. Bu yüzden önemlidir yani. Litedhul bayan için, liyedhul erkek için.
Bu çekim çalışması, fiillerin çekimi çalışması önemlidir. Bizim Bina adlı eserde bu mevcut. Beyin, beyan et, belirle el fi'le sahiha, sahih fiili ve hurufehu ve onun harflerini. Öyle harfler ki el asliyet, asli harflerini belirle. Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Eşşemsu güneş tuşriku sabahen. Güneş sabahleyin doğar. Burada ne var? Tuşrik veren nedir? Sahih fiildir. Onu buraya bir alalım diyor. Sahihin bir de salim kısmıdır yani, hatırlayın. Bir fiilde şedde de olsa sahihtir. Ama sahihin muzaf kısmındadır. Bir fiilde hemze de olsa yine sahihtir ama sahihin mehmuz kısmındadır. Bunun harfleri ne? Şin var, ra var, kaf var. Şedde var mı? Yo. Hemze var mı? Yo. Öyleyse sahihin salim kısmından olur. Tuşriku, şerika. Sahih salimdir. Yentaziru, intazara, yentaziru. Ne olur yentaziru, intazara, infaale. Yani infal babından olur. Hadi iftal diyelim. Nezara, intezara, iftal işi. Buraya ne yazarsın? Olduğu gibi yazacaksam yentaziru'yu yazarım. Öyle değil mi? Yentezürü fiilin olduğu gibi buraya aktardım. Daha sonra parçalarına bölerim onun. Asli harflerini buraya yazarım. Nasıl yazarım? Nun yazarım. Z yazarım. Ra yazarım. T aslından değil. Bak alamet. Nun, z, ra. Şuraya yazın. Nedir? Sahih salimdir. Yentezürü mesela o kişi bekliyor. Ney el kıtara, treni nerede? Fil mahabbati, istasyonda o kişini bekliyor. Es-süyahu, Süyah saihun süyahun, turistler. Yani zilune, iniyorlar yani kalıyorlar. Fil funduki, otelde. Yani zilune nezele, yani zilu yenzilan yenzilune. Nezele yenzilu. Ne yaparsın? Nezele. Buraya yazarsın. Nun. Zay ve delam. Nezele. Nedir? Sahih sahih. 3. Tezhebu. Gider. Gidiyor. Dalibatu. Kız öğrenciler. İlel muhteberi. Muhtebere gidiyorlar. Yani laboratuvara gidiyorlar. Tezhebu fiili fiiliniz. Buraya yazabilirsiniz. Daha sonra da VHB diye burada tek tek yazarsınız. Sahih salim çıkar. Tertefi'u, irtefa'a, yertefi'u, tertefi'u. İftale, irtefa'a. İrtefa'a, iftale. Demek ki iftal babından muzaridir. Rafa'a. Nedir? Sahih salimdir. Buraya yazabilirsiniz. Ra, fe, a. Ten hafizu. İn hafeze, yen hafizu. Ten hafizu. İnfial babındandır. Bu da ha, fe, la'dır. Sahih salim olur. Es'iletul isti'ab. Es'iletul isti'ab. Ya geldik şimdi. Artık ünitenin sonuna doğru geldiğimizin bir göstergesi bu da. Uktub yaz el ibarati leti. Öyle bir ibareler, öyle bir yazılar yaz ki sen. Testahdimuha indema teltekiyu ya telteki ma'al eşhas ednahu kema fi misalin ati. Burada ne oluyor? Karşılıklı konuşmalar söz konusu. Mesela Zemilun minas saf. Sınıftan zemil bir arkadaş. Sabahün hayır derse. Müderris. Mesela ne der? Müderris şöyle diyebilir. Nasıl der? Artık o hayal gücümüze kalmış arkadaşlar. Tamamıyla hayal gücüyle alakalı. O da yine sabahün hayır diyebilir. Bu kişileri konuşturuyoruz yani. Amilun işçi, car, komşu. Sadigul et babanın arkadaşı. Sadigatun annenin arkadaşı. Hepsi de sabahın hayır diyebilir. Hepsi de keyfe halüke nasılsın diyebilir. Hepsi de enevi hayrin elhamdülillah diyebilir. Tamamıyla size kalmış şeyler. Konuşma, diyalog yapmanızı istemiş. Tahaddes, bahset, ma'zeminike, ev zeminetike, kız veya arkadaşınla beraber bahset bakalım. Neden? Anil alakati, ilişkilerden, sosyal bağlantılardan, müstahine yardım alarak bahsedin. Neyden yardım alarak? Bir esiretil atiyeti.
aşağıda yer alan sorulara cevap vererek sosyal ilişkilerden, diyaloglardan biraz bahsedilmiş. Ne yazıyor burada da? عندما تلتقي بالآخرين ماذا تفعل? عندما dığı esnada تلتقي, sen karşılaştığın esnada بالآخرين başkaları ile ماذا ne tefalü yapıyorsun? Başkalarıyla karşılaştığın esnada neler yapıyorsun? İkinci soru. El tusafihu el ahharine, diğer insanlarla musafaha yapar mısın? Yapmaktan mısın? Üç. El teselu, sen sorar mısın? Hani halil ahharine, diğerlerinin hallerini, nasılsınız gibi. Dört. Hel ente insanun içtimaiyyun, sen içtimai yani toplumsal bir insan mısın? Toplumsal yani uyuyor uymuyor. Sosyal bir insan mısın? Tam olarak çevir. Sosyal bir insan mısın? Yoksa sosyal değil misin? Şöyle genel olarak bir cevap vermeye kalktığımızda عندما التقي, ben karşılaştığım zaman بالآخرين, diğer insanlarla eslemu, selam veririm aleyhim, onlara بوجه, bir yüz ile, müptesimin, بوجه müptesimin, güler yüzle, قبل البدء في الكلام, kelama başlamadan önce güler yüzle onlara bir selam veririm. Adeten genelde öyledir. Ve usafihuhu, ve musafaha yaparım, el sıkışırım, ve es'elu, ve ben sorarım, an ehvalihim, onların hallerini. Böylece dördüne cevap geldi. Hallerini sorar mısın demiştim. Üçe daha doğrusu. Dördüne gelmedi. Hallerini sorarım. Dörtte sosyal bir insan mısın denilmişti. Estikai, arkadaşlarım, yasifune, yasifune, vasıflandırıyorlar. Ni beni, bi enneni, ben neyim? İnsanun içtimaiyyun, toplumsal yani sosyal bir insan olarak beni vasıflandırmaktalar. Sosyalim yani, arkadaşlarım öyle olduğumu söylüyor. Li enneni, çünkü ben eşteriku, iştirak ederim, fi kesirin, pek çoğuna, minel endiyeti, sıkafiyet, kültürel topluluklara, oluşumlara iştirak etmekteyim. Ve riyaziyeti, riyaziye de spor demek, spor kulüplerine de katılmaktayım. Fisaneviyeti, lisedeki spor kulüplerine. Bir izafeti ile zalike eşteriku fi, artık rihlati saneviyeti. Rihlatil saneviyeti, kültürel turlara katılıyorum demek. Rihlatun, yolculuklar demek. Saneviye kültürel turlara. Bu şekilde yolculuklar vardır zaten. Tarihsel, tarihi şeyleri, mekanları, kalıntıları görmek için yapılan turlar, yolculuklara katıldığını ifade etmiş oldu. Arif diyerek devam edelim. Arafe anladı yani. Arif, anla, anlamaya çalış. El fi'le sahiha salimi, sahih salim fiili bulmaya çalış. Gör. Ve uktub, ve sen yaz. Cezrel ef'al atiyeti, aşağıdaki fiilleri yaz bakalım. El fi'le sahihu salimu, sahih salim fiiller hangileri? Şu noktalı yerlere yaz. İsdademe. İsdademe çok profesyonel bir soru. Bunu öyle Arapça gördüm, biliyorum diyen herkesin yapabileceği, kavrayabileceği bir kelime değildir. Altyapısı farklı çünkü. Direkt sayı salim diyebilirim. Çarpıştım aslında. 2. İktesebtu. Ektesebtu. Fark etmez. İktesebe. Bunun mazi, mücerred, yalın hali. İktesebe ne olur? Kesebe olur yani. Kesebe. Nedir bu? Sayı salimdir. 3. Yendehişne. Çekimler yapılmış farkındaysanız. Yendehişne, dehişe. Dehişe. Nedir dehişe? Sayı salimdir. 4. Endişe yani dehşete kapılmak manasında. 4. Yenhezimani. İnhezeme, yenhezimu, yenhezimani. İnhezime, o da nedir? Hezeme, hezime, sayı salim. 5. Hakemna,
Hakeme sayı salim. Ekramtum 6. Ekramtum nedir? Kerume ekrem olmuş. İfal babına aktarılmış. Kerume sayı salim. 7. Yeb'udune ba'de veya be'ude sayı salim. 8. Teşrahne şerahe. Şeraha sayı salim. 9. Yetesakatu sakata. Sin, kaftı asıl harflerdir. Sahih salim olur. 10. Terfuzine. Terfuzine rafeva. Sahih salim olur. El müfredat, et ta'birat, el cedide. Yani ünitenin sonuna geldik diyebiliriz. Burada bazı kelimeler var. Bu kelimelerin manalarını çoğunu aslında hepsini yani gördük. Görmediğiniz de varsa sözlükten bakarak hemen altlarına, üstlerine yazarak bu kelimelere birkaç defa çalışmanızı öneriyorum. Böylece 7. ünite de bitti, artık 8'de.